Şimdi bu eskiden hatırlıyor musunuz mu? Böyle kasetler vardı. VHS kaset. Aa, bilmiyorsun ki oğlum. Nereden bileceksin? Sen Allah bilir CD ile doğmuşsundur. Video CD ile falan doğmuşsundur. DVD ile falan hayatında ilk karşılaşma. Nereden anlayacaksın? VHS'yi, Betamax'ı nereden bileceksin? Kodu mu? VHS kaset player'lar. Eskiden filmlerimizi böyle seyrederdik. Ben 82'liyim. 84 yılında kendime geldiğim yıllarda. Bizim eve bir kasetçi gelirdi akşam. Annemle babamın böyle bildiği Beyoğlu'nda oturuyorduk biz o zaman. Beyoğlu'nda TÜYAP var biliyorsunuz. TÜYAP fuarını bilirsiniz. Orada hatta GameX yapılmıştı galiba yıllar önce yanlış hatırlamıyorsam. Neyse işte TÜYAP'ta TÜYAP'ın orada bir kasetçimiz vardı. Habire böyle filmler bilmem neler falan böyle satardı bilmem ne yapardı. Bu kasetçiler rental kasetçileri. Bunların şimdi siz diyebilirsiniz ki arkadaş bu devirde ne kaseti? Şimdi bu devirde ne kaseti diye salak bir laf söyleyebilirsiniz. Bunu sizin tabii salaklığınıza veriyorum. Yani aslında bu salaklığı da yanlış anlamayın. Yani tabii ki yaşamamışlığınıza veriyorum olayı. Kaset dükkanları bakın hala böyle kaset dükkanları var. Bak. Bak görüyor musun dışarıda bak Video Visions, Video Tape, VC, bak VCR Rentals and Sales diyor. Video kaset, VCR video, efendim recorder işte. Anladınız mı? Hani böyle video recorderlar, video kaydedici satıcı ve kaset satışı. Hala bu devirde 2020 yılında adam satıyor. Atladığınız konu şu. Diyebilirsiniz ki ya ben filmleri internetten izliyorum. Ya bende Netflix var gerek yok ki bunlara yani. Bende Hulu var. Bende TiVo var. Bende Amazon Video var. Bende Apple TV var. Bende YouTube TV var. Bilmem ne var gibi böyle kenzo kenzo laflar söyleyebilirsiniz. Fakat atladığınız konu şu. Bu saydığım hiçbir platformda şurada görmüş olduğunuz mesela 1950'lerin filmleri. 1930'ların filmleri. 1910'ların filmleri. Hiçbirini internetten bulamayacaksınız. Hiçbiri internette yok. Ne böyle download edilebilir halde varlar, ne de bilmem ne halde varlar. Buraya girdiğiniz zaman burada size der ki gerilim filmleri. 1929 yılında yapılmış Hint gerilim filmi. Bulamazsınız. İşte o yüzden bunlar önemli. Hiçbiri ne Teknosa'da var, ne DNR'da var. Ne bilmem ne de var, ne bilmem ne de var. Bulamazsınız. O filmlerden hoşlanıyorsunuzdur. İnternette yok. O yüzden hala çok önemli bunlar. Çok güzel filmler var. Çok güzel. Bak ne diyor? 34. anniversary'si bak. 1984'te açılmış. Bak size ne dedim? Video Visions is becoming less of a store and Evet. more of an attraction. Bak görüyor musunuz şu filmleri? Bak bak bak. Bak şu filmlere bak. Bak bir sürü bak böyle değişik filmler. Bak Yuvan da Men. Yok işte efendim Switch bilmem ne. Bu ne? Bounty Hunter. Yok The Good Girl. Ya bunlar vardır. Bunlar yeni filmler tabii de. Mesela böyle 1960'ların filmleri falan internette yok yani. Because there are so few videos. Şu filmlere bak. Ne lan öyle? Mean Guns. Ya bunlar vardır. Bunlar yeni yeni şeyler de. Bak eski karate filmleri falan böyle ne bileyim çeşitli falan filan. O yüzden aşağılamayın, küçümsemeyin. Küçümsemeyin abi. Yani baksana şu G.I. Joe'nun filmleri mesela. G.I. Joe'nun bir sürü bak böyle şey orijinal böyle. Bu da çok ilginç bir olay. Bak Rambo. Bak eski böyle ne bileyim çeşitli. Aslında çok güzel bir olay tabii ya bir yerde baktın mı? İnsan tabii duygulanıyor yani oraya gittiği zaman o yılları falan hatırlıyorsun. İşte neyse bizim kasetçi vardı. Gelirdi böyle kapıya. Böyle elinde bir torba kaset böyle. Annem içinden babam içinden seçerdi böyle. Akşam giderdik onu seyrederdik. Aynen de böyle televizyonda. Bazıları siyah beyazdı, bazıları renkliydi falan. Güzeldi ya. Çok güzel, çok güzel yıllardı yani. Hiçbiri nette yok. Salak salak konuşmayın be. 1920 model şimdi sana çıkarırım. Binlerce film var. Hiçbiri yok, hiçbir yerde yok. İnternette yok. Benim daha 70'lerde aradığım filmler var. Onlara baktım çünkü internette var mı diye. Yok abi yok yok yok. Neyse amma uzadı bu konuya. Yok film işte bilmem neymiş de. Ne diyorsunuz oğlum?
Abone olun kanalıma, abone olasıyım ben ya. Abone olun ya, abone olun kanalıma, ne olur abi ya. Abone olun ya.